Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hayat, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kasım ayım nasıl geçti bunu konuşacağız dostlar. Kasım ayı düşündüğümden çok daha farklı geçti. Çünkü ben Kasım ayına diyordum ki hayatı artık bir düzen oturtursun, o düzen etrafında hayatını düzene sokarsın, hayatını kurursun diyordum. Ama bunu kısmen gerçekleştirdim. Kişisel gelişim bazında oldukça güzel şeyler başardım ya da başarıyorum diyebilirim. Kitap okudum. Ortalama bir tane kitabı bitirdim. Yarım kitap. Bir kitap diyebiliriz. Yarım kitap. Yani yarım kitap bitirdim arkadaşlar. Ve tekrardan Duolingo'ya başladım. Yani şu an yanlış bilmiyorsam 10. ya da 15. günümdeyim. Duolingo'ya başladım. Yani bu ne demek oluyor? Kendimi geliştirme challenge'ları yakında başlayabilir demek oluyor arkadaşlar. Duolingo'ya başladıktan sonra dedim ki Duolingo'ya başladım madem hayatı, Deniz'le İngilizce'ye geri dön. Deniz'le İngilizce bilmeyen var mıdır bilmiyorum ama Fatih Çoban'ın da ortak olduğu bir dil geliştirme platformu arkadaşlar Deniz'le İngilizce. Tam Deniz'le İngilizce'ye geri dönmeyi düşünürken bir de baktım Languageverse adı altında yeni bir oluşum oluşturmaya başlamış Fatih Çoban ve ekibi. Fatih Çoban ekibi, yani Dijans Akademi ve Deniz İngilizce ekibi ortak bir platform çıkarmışlar. Çok Netflix'e benzer bir. Netflix'in aynısı diyemesek de Netflix'e aşırı benzer bir dil öğrenme uygulaması, dil öğrenme platformu, dil öğrenme evreni diyebildiğimiz bir. Bu arada ben bayağı reklama başladım. Languageverse'e başladım. Languageverse'e dün itibariyle kayıt oldum. Şu an Kasım ayının son günü falan diyebiliriz mi? Yok. Bugün ayın 28'i. Bu videoyu yanlış planlamazsam 30'unda izleyeceksiniz. Yani 2 gün önce, 3 gün önce Languageverse'e başlamış diyebilirim. Onun haricinde spor, kilo konusunda bazı problemlerim var. Bilmiyorum videolarda fark ediliyor mu ama şu an ilk kez bu videoda açıklıyorum. Evet arkadaşlar, kilo aldım. Rakam olarak açıklamak istemiyorum ama maalesef kilo aldık. Kasım ayında özellikle. Ders konusunda bu sene, bu dönem ve bu sene 2022 senesinde ilk defa ders çalıştım ve vizelere girdim. Atatürk Üniversitesi'nin malum bu Temmuz ya da Ağustos aylarında bir vize, pardon, bir bütünleme sınavım vardı. İzmir'e gitmiştim. Bu sene o dersi vermeyi and içtim arkadaşlar. O yüzden ders çalıştım. Bir hafta ders çalışmamına geçti. 2,5-3 hafta ortalama derslerle geçti. Direksiyon derslerim çok aktif bir şekilde, çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çünkü şimdi yıl sonu geliyor. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Çanakkale'de yıl sonu geldiği için herkes ehliyet almak istiyor. Hem ehliyetini büyütmek, hem uygun fiyata ehliyet almak, hem uygun fiyata ehliyet bastırmak istiyorlar. O yüzden şu an önüne gelen herkes ehliyet oluyor arkadaşlar. Böylelikle ders yoğunluğum da var. Hatta şöyle söyleyeyim, sabah 8 ya da 9'da başlıyorum. Akşamları 6 ya da 7'de bitiriyorum derslerimi. O yüzden aşırı yoğunum bu aralar. Ve ben bütün bu yoğunluklarımla beraber aynı zamanda da tabii ki sizleri boş bırakmıyorum. Bu ay bütün günlerimizde video koyabildik. Hem pazartesi, hem çarşamba, hem cumartesi, hiç aralıksız, hiç file vermeden video koyabildik. Ve bununla beraber aynı zamanda stok da video çektim. Bir tık stok video yiyordum. Özellikle son bir hafta stok video yedik ama bugün itibariyle tekrardan video çekimine geri dönüyoruz. Dizi konusunda, film konusunda artık sinemalarda Covid bitme dönemi geldi ve çok güzel Türk dizileri, çok güzel Türk filmleri de platformlara yüklenmeye ya da sinemalarda yayınlamaya başlandı. O yüzden aşırı heyecanlıyım dostlar. 2022'nin son ayında, özel Aralık ayında çok beklediğim filmler geliyor. Ama malum derslerden ötürü sinemaya gidebilir miyiz, gidemez miyiz, buna yorum yapamıyorum. Fakat Disney'de, Netflix'te ya da Blue TV'de yayınlanan filmleri ve dizileri izleyip size en yakın zamanda incelemelerini çekeceğim. Onun haricinde Kasım ayındaki en büyük olayımız 11.11 ve Black Friday dediğimiz olaydı.
Çok güzel bir 11-11 videosu çektim. Fakat daha editlemediğim için o videoyu maalesef Aralık ayında izleyeceksiniz. Hatta Aralık ayının ilk videosu olabilir. İlk videosu olmasa bile ilk 2 yılı 3. videosu kesinlikle olacağına eminim. Yani size bir spoiler vereyim mi arkadaşlar? 11-11 Ocak Söndürür başlığıyla çok güzel bir video çektim. Yani totalde bu 11-11'de aldığım ürünleri nereden baksanız bir belki 6 ay, belki 3 ay ödeyeceğim ama olsun. Anlık bir mutluluktu. Şu an o mutluluk hafiften hüzne çalıyor ama yapacak bir şey yok. Pişman mıyım? Değilim. Neden pişman değilim? En azından indirimli aldım diyorum. Kendimi avutuyorum dostlar. Onun haricinde ama en çok benim hayatımı değiştiren olay şu oldu. Bundan bir video önce malum hatırlar mısınız bilmiyorum Kayani'ye başladığımı söylemiştim. Şu an Kayani'de çok güzel ilerliyoruz. Ama tabii ki bu Kayani'de ilerlerken Gana'yı da kesinlikle bırakmadım. Gana'da aktif olarak çalıştığım insanlar olsun, ürünler olsun kullanmaya devam ediyorum. Ama Kayani'de şöyle bir olay oldu. Bizim her sabah artık yani her sabah onlar nereden bahsediyorum bir 2,5-3 yıldır belki tam hatırlamıyorum yılını ama her sabah pazartesiden cumartesi sabah etkinlikleri, sabah toplantıları düzenliyorlarmış ve artık ben de o toplantılara giriyorum. Sabah 8'den 9'a kadar sabahları 1 saat toplantılarımız oluyor ve emin olun böyle o kadar enerjik hissediyorum ki o toplantılara girdiğimde. Yani o insanları gördüğümde mutlu oluyorum. O toplantılarda böyle huzur doluyor içim. Ya böyle değişik bir şey oluyor. O yüzden mutluyum. Sabah etkinlikleri, sabah toplantıları da benim için artık bir vazgeçilmez oldu diyebilirim. Bununla beraber yeni projeler var ve geçen videonun sonunda bir proje geliştirdiğimi söylemiştim ve inşallah demiştim ki bunu size bir sonraki ayda anlatırım ama maalesef şu an minik bir pürüz çıktı olayım. Yani o projemiz dediğim, çok konuşmak istemiyorum. O projemizde minik bir pürüz çıktı. O yüzden ortalama 1-1,5 ay daha es geçme olasılığımız olabilir. Ya da direkt 1 Ocak'ta, 1 Ocak ya da 1 Şubat bir lansman yapabiliriz. O yüzden de o projeyi de biraz es geçeceğim. Girişimcilik sayfası ne oldu diye soracak olursanız. Hiç yalan söylemeyeceğim. Girişimcilik sayfası için sadece bir adet içerik ürettim. Fakat, burası çok güzel dinleyin. İçerik üretmedim. Fakat girişimcilik sayfası için içerik oluşturmak için bazı belirli adımlar attım. Nasıl belirli adımlar? Örnek veriyorum böyle motivasyon sözleridir ya da ünlü kişilerin, ünlü girişimcilerin olsun, ünlü şeylerin, tanınmış insanların olsun sözlerini paylaşacağım bir platform, bir sayfa olacağından dolayı hiç abartmıyorum. Belki 50 taneye yakın cümle, 50 taneye yakın kalıp elimde var. İçerik olarak aktarmadım ama fiziksel olarak bir kitabım var, bir sayfam var. Oraya yazdım. Onlar için de bir tık ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Yine yeniliyorum. 2023 gelmeden o sayfayı açacağız dostlar. Belki 31 Aralık 2022 günü aktifleştiririm bilmiyorum ama Aralık ayında kesinlikle o sayfayı aktifleştireceğimi sizlere söz veriyorum. Başka neler olduğunu hayatımda diye soracak olursanız spora başlama kararı verdim. 3 gündür bu karar aşırı bir şekilde vermiş bulunmaktayım. Ama spor salonuna mı başlasam, evde spor mu yapsam buna karar veremiyorum. Bir, spor salonlarının hepsi bir anlaşma yapmışlar ve 1 Aralık itibariyle aylık ücretlerinde yani gözle görülür oranda bir yükselme olacağı söyleniyor. Bir sözleşme vesaire bir şey anlaşmışlar yani aralarında. O yüzden spor salonuna eğer 1 Aralık'a kadar başlayabilirsem ki zaman olarak çok sıkıntılı bir zaman çünkü dediğim gibi sabah 8 akşam 7 çalışıyorum ve o Aralık haricinde bilmiyorum spor salonuna gidebilirim. Şu an tripodu vurdum yalnız. Çok sallanmadınız değil mi? Başka neler oldu? İşte bu spor salonu olayını da halledersem artık hayatım çok güzel düzene sokmuş olacak. Çan konusuna gelecek olursam çana uzun süredir gitmiyorum. Belki 1-1,5 aydır çana uğramıyorum. Çan'daki arkadaşlarımı özledim. İşte babaannemleri, anneannemleri, dedemleri çok özledim. Kuzenlerimi çok özledim. Fakat çan işi birazcık yalan oldu. Aralık ayında bir çana gitme projem olabilir ya da çana gitme düşüncem olabilir. Bir ya da 2 günlük bir çan
düşünüyorum. Çin'e gidersem belki vlog bile çekebiliriz dostlar. Kısacası Kasım ayım böyleydi. Aralık ayımdan da birazcık neler yapacağımı birazcık kısacık bahsettim. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz, beğenmeyi hala sosyal beni takip etmiyorsanız sosyal linkleri aşağıda. Şuralarda bir yerlerde de ismim çıkacak. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın dostlar.